Annyeonghaseyo, merhaba arkadaşlar. Bugün Korece cümlelerimizin üçüncü günde öğreneceğimiz işte cümlelerine bakacağız. Birinci cümlemiz, diyalog şeklinde veriyorum ama şöyle arkadaşlar, burada aslında toplamda dört cümle öğrenmiş gibi olacaksınız. İkişer diyalog veriyorum ya. Çünkü tek bu cümleyi versem hani nasıl cevap vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bir cevap örnekleri de görün. İlerleyen daha günlerde şey yapacağız, tek cümleler de göreceğiz. Bunlar böyle denk geldi. Koyangi odiyeyo. Koyangi odiyeyo. Suriyeyo. Suriyeyo. Memleketin neresidir? Seul'dür. Arkadaşlar biz hep Seul'ü, yani Seoul ya. Bu İngilizce harflerle sesletimi bu şekilde olduğu için böyle görüyoruz. Biz de Türkçe'de buna Seul diyoruz. Ama hani bundan hareketle biz böyle diyoruz. Ama bakın şimdi yazılışına bakın. E falan görüyor musunuz? Yok. O yaz, O ve U var. E yok yani. O yüzden ben bu şekilde yazdım. Siz doğrusunu bilin. Yine yanlış söylemek isterseniz kimse size karışamaz. İstediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Burada şimdi şunlara bakalım. Koyang memleket demek arkadaşlar. Memleket. Burada iga-iki'miz var. Neden? Çünkü cümlenin öznesi iga-iki olduğu için, ay pardon, koyang olduğu için, memleket olduğu için. Bir de şöyle bir şey var. Bazılarınız diyorsunuz ki simoyla işte iga mı kullanacağım, anın mı kullanacağım karıştırıp duruyorum. Şöyle bakın, bana bunu bir Koreli hoca da söyledi. Biz günlük hayatta her zaman çoğunlukla iga kullanıyoruz dedi. Ama işte böyle bir özel bir şey olur, bir farklılık belirteceğim, hani farklılık, zıtlık belirteceğim falan derseniz o zaman anın kullanacaksınız. Bunu da ben bir tane YouTube'a ınlığın ve iganın farkına dair bir video attım. Onu lütfen izleyin. Onun açıklamalar kısmında da bir tane hatta link var. O linkten de başka bir Koreli hocanın anlattığı bir video var. Onu da izleyin. İkisini de izleyen birisinin anlayacağını düşünüyorum. Yine de hani günlük hayatta bir cümle kuracağınızı bir düşünüyorsanız hani iga mı ınlığın mı, o zaman iga kullanın. Hani tereddüt ettiğinizde. Sadece zıtlık falan, bir farklılık, bir şey belirteceğinizde ınlığın kullanmanız gerektiğini sürekli kendinize hatırlatın. Bu kadar yeterli. Şimdi burada da odi nere demek? Nere? Yeo gelmiş. Ne olmuş? Neresidir olmuş. Bu yeo aslında arkadaşlar ida fiilini samimi formda geniş zamanda çekilmiş hali. Biz bunları nasıl öğrenmiştik? Ekleneceği ismin son harfi sesli ise yeo. Sessiz harf ise i, e, yo şeklinde öğrenmiştik. Bakın hatta burada da, burada sesli olduğu için kendisinden sonra yeo almış. Burada sessiz harf olduğu için kendisinden sonra i, e, yo almış. Tamam mı? Ben size ida fiilinin samimi formunun çekimini öğretirken direkt bunu yeo ve i, e, yo'yu hani ezberleyin diye verdim. Nereden geldiğini şey yapmadık. Çünkü bunlar hani kural gibi ezberlemeniz gereken bir şey. Hap bilgi. Tamam mı? Onun dışında burada söyleyeceğim şey. Ha bir de şu var arkadaşlar. Şimdi burada şu L harfi var ya, şu harf. Bu L harfi aslında. Ama burada U ve, şunu biraz sileyim. Şurada görüyor musunuz? Bakın U ve İ arasında kaldığı için bunu biz R olarak okuyoruz. Neden? Çünkü bu harf iki tane sesli harf arasında kalınca R harfi olarak okunuyordu. Bu bilgileri de lütfen atlamayın. Tekrar ediyoruz. Güzel, siz de hatırlamış oluyorsunuz. Şimdi ikinci cümlemize bakıyoruz. Burada yine bir diyalog var ama önemli. Bakın bunu daha önce öğretmedim. Hatta öğretmek istiyordum. Burada fırsat oldu. Lina shi hanguk senhari otto simnikka. Lina shi hanguk senhari otto simnikka. Ay otto simnikka. Lina hanım, Kore hayatı nasıldır? Cevabını okuyalım. Hanguk senhari aju chosimnida. Şimdi arkadaşlar bu ne demiş? Kore hayatı çok iyidir. Şimdi tek tek bakalım. Lina hanım. Şimdi bu şi arkadaşlar hep duyuyorsunuz. Kore'de hani sen demek kabaydı ya. O yüzden bu sen demenin neden kaba olduğunu arkadaşlar bir yerlerde vurguladım da. Bunun için bu kişilik zamirleri ve şeyi izleyebilirsiniz. İyelik eklerini ve bir de nopin mal pan mal saygı videosu var ya. Oralar, o üçünü izleseniz bunun cevabını bulursunuz zaten. Sen demiyoruz ama işte şimdi bu şi ne anlama geliyor? Erkeklere de kadınlara da ekleyebilirsiniz. Bu şi bey bayan anlamına, hanım bey anlamına geliyor arkadaşlar. Sen demek yerine işte Mert şi, Alp şi, Bora şi, Lina şi, Simore şi şeklinde kullanabilirsiniz. Bey bayan, hanım bey anlamına geliyor. Hanguk ise Kore
Senhal. Bakın senhal. Bu ise arkadaşlar hayat demek. Hayat demek. İngilizce'deki life var ya. Hayat. Kore hayatı gibi düşünün. Hani Kore'de hayat nasılsınız falan der, nasıl falan derler ya öyle. Hani İzmir'de hayat nasıl? Ne bileyim Ankara'da hayat nasıl? Siz de lütfen bu diyaloğu hani defteri yazacaksınız ya. Altında bir tane kendiniz istediğiniz bir yerle ilgili. Öyle New York olsun, İstanbul olsun. Öyle bir cümle yazın. Bir tane de kendiniz kurun, tamam mı? Ne dedik? İşte buna iyi gelmiş. Çünkü cümlenin öznesi bu. Otto Simnica. Şimdi bazılarınız diyebilir ki Simolya bunu sen niye Otto Simnica da şeklinde okuyorsun? Bir dakika. Otto Simnica. Niye bunu böyle okuyorsun diyenler olabilir. Şimdi ben size okuma kuralları ile ilgili videoyu çekerken şöyle bir kural yazmıştım. H'den H ile S yan yana gelirse bunu çift S olarak okuyorsunuz demiştim ama örnek vermemiştim. Şimdi buna da iyi bir örnek oldu. Bakın H'den sonra S gelmiş ya bunu siz Otto Simnica şeklinde okuyacaksınız. Kural bu arkadaşlar. Üzgünüm. Hani şikayeti olan Korelilere söylesin. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bunu da şunu da az sonra okuyacağız. Tamam bu şekilde okunuyor. Hanguk Sen Ha. Bakın bu Ha değil. Ha. Tamam mı? Va var burada. Sen Hari Acu. Acu çok demek. Çok. Çosumnida. Burada da neydi? H'den sonra S gelmiş. O yüzden bu. Çosumnida. Yani aslında arkadaşlar bu şu çota fiili çota sıfatı vardı ya iyi anlamına gelen. Bunun resmi formda çekilmiş hali de geniş zamanda. İşte telaffuzu da bu şekilde. Burada ele almadığınız bir şey yok. Umarım sizler için faydalı ve anlaşılır olmuş. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şu acı var ya arkadaşlar. Bir de nomu var. Hani nomu nomu yeppo falan diyoruz ya. Şimdi acı aslında ben bunların hani ne farkı var diye bir ara bakmıştım diye hatırlıyorum. Şimdi acı daha böyle iyi anlamda kullanacağınız cümlelerde çok olarak kullandığınız bir şeyken nomu ise daha kötü bir şeyin çok olduğunu ifade ederken kullanılıyor. Ama bazı durumlarda hani bir şeyin çok güzel, hani gerçekten çok 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 olduğunu vurgulamak için hani nomu yeppo falan deniyor ya. İşte o anlamda da oralarda da nomu'yu görebilirsiniz. Ama bu acıyı daha iyi anlamda çok, nomu'yu daha kötü anlamda çok şeklinde de olduğunu bilin. Bunu da size söylemek istiyordum. Hazır yeri gelmişken söylemiş olayım. Bunun da arkadaşlar şurada master halini görebilirsiniz. Otta, ottota şeklinde yazılıyor. Çekimler bunlar. Samimi formu da şu. Maşallah cümleyi bitirirken 30 tane şey söyledim. Otteo. Hani Otteo'yu öğrendik ya nasıl? Arkadaşlar işte onun master hali bu. Resmi formdaki soru çekimi bu. Samimi çekimi de bu. Bilginiz olsun. Bunların hepsini not alın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki günde görüşmek üzere.